alıyoruz. Ve yine iki adet de şurada cıvatamız var. Bu şekilde. Şuradaki jakımızı alıyoruz. Ve yine şuradaki görmüş olduğumuz kablo. Şu güç kablosu. Güç kablomuzu sökmek için şuradaki kartımızı alacağız. Bir şey olmadı ya. Başlattın mı? Evet, kartımızı sökeceğiz arkadaşlar. Sökmeden soketlerimizi yerinden çıkarıyoruz. Şu bir. Şu iki. Üç ve bir de şurada var dört. Kartımızı aldık. Daha sonra alttaki fax kartımız var, onu alacağız. Fax kartımızı da söktük. Şimdi şuradaki görmüş olduğunuz metal alacağız. Evet, bu parçamızı da yerinden söktük. Şimdi şu plastik parçamızı, kapak koruyucumuzu alacağız. Sökmüyorum. Şu şekilde şuradan şu alacağımız parça şu. Sökmemiz gereken. Şu şekilde çıkarıyoruz. Evet. Fırın ünitemizi yerinden söktük. Şimdi bunun hangi parçasının arızalı olduğunu göstereceğiz. Evet, bu fırın ünitemizi sökmeden önce şu şekilde şuradan başlıyoruz. Şu şekilde çekiyoruz. Çıkartıyoruz kapağımızı.
Evet, sonrasında görmüş olduğunuz gibi burada ısıtıcılarımız var. Bu ısıtıcılar eğer görevini yapmaz ise, çalışmaz ise ondan da kaynaklanabilir. Ölçü aletimizi bu moda getiriyorum. Kablo okuma moduna getiriyorum. Ve şu şekilde bir test ediyorum önden. Tamam. Daha sonrasında şu görmüş olduğunuz parçamızın. Evet. Bu ısıtıcı parçamız sağlam. Ve bir şurada var ısıtıcı parçamız. Bunun kontrolünde bu kolay kolay arıza yapmaz ama bunun kontrolünde yaparken şu şekilde testini yapıyoruz şuradan. Ve çıkarıp diğer uca takıyoruz. Evet, o parçamız da sağlam. Şimdi bunda arızalı olabilecek diğer bir parçamız var. O da bunun içerisindeki ampul. Isıtıcı ampul. Şimdi ısıtıcı ampulü sökeceğiz. Isıtıcı ampulü sökerken evet, bu parçamızda şurada görmüş olduğunuz yaylar var. Öncelikle şuradan şu yayımızı çıkardık. Bir diğer yayımız da burada. Yaylarımızı aldıktan sonra parçamız şu şekilde. İkiye ayrılabiliyor. Evet, bizim ısıtıcılanmamız şu görmüş olduğunuz mekanizmanın içerisinde. Yani bu parça upper roller dediğimiz parça. Şimdi bunun şu kapakları açarak içerisindeki ampule evet. Görmüş olduğunuz ampulümüzün bir ucu burada. Diğer ucu da bu tarafta. Evet. Şu arka kısımdaki civatalarımızı aldık. Ve ampulümüzün iki noktasında şu an rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi ampulümüzde bir hata var mı? Onu kontrol edeceğiz. Şu şekilde ölçü aletimizde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arızalı olan parçamız ısıtıcımızın içerisindeki ısıtıcılanmamız. Şimdi o ısıtıcılanmamızı sökeceğiz. Onun yenisiyle değiştireceğiz. Bunu çıkarırken şurada soketimiz var. Soketimizin şurada köşesine bastırıyoruz. Çekiyoruz. Şurada da yine aynı.
çıkartıyoruz. Daha sonra ısıtıcımızın iki tarafta civataları var. Onları alıyoruz. Evet. Şimdi parçamızı yerinden şu şekilde sağa sola çizmeden yavaşça çıkarıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi ampulümüz bayağı bir siyahlaşmış. Artık bu ömrünü tamamlamış. Şimdi bunun yenisini takıp cihazımızı toplayacağız. Görmüş olduğunuz eski yanmış olan ısıtıcı ampulümüz ve şu da yeni ampulümüz. Aradaki farkı görün. Olması gereken bu. Şimdi bunu, işi bitti, bunu atıyoruz. Şunu takacağız yerine. Tabi her ihtimale karşı bunu da takmadan bütün ampuller bu şekilde kararıp patlamış olmayabilir. İçerisindeki şeyde kırılmış olabilir. Görmüş olduğunuz rezistans da kırılmış olabilir. Onu tam netleştirebilmek için yine ölçü aletimizi kablo test kısa devre moduna getiriyoruz. Şu şekilde deniyoruz. Çalışıyor. Şuradan evet. Testimizi de yaptık. Şimdi takmaya başlıyoruz.